Hepimizin de bildiği gibi enerji dünyada bugün çok önemli bir konu. Dünya ilerledikçe bir takım ülkeler daha gelişmiş bir ülke olmaya çalıştıkça kişi başına tükettikleri enerji miktarı artıyor. Ve dolayısıyla dünyamızda ihtiyaç duyulan enerji miktarı her gün artıyor. Yani şu anda tabii biliyoruz ki power share edilen bir şey değil bu alanda. Yani herkes enerjisini çıkartıyor, geliştiriyor, başka ülkelere satıyor ve bu işten işte kazanç elde ediyor. İşte o kazanç elde etme yönünde politik kararlar alınıyor. Fakat eğer enerji bir şekilde ucuz herkesin elde edebileceği bir şey haline gelirse, yani dünyamızda da aslında birçok savaşların falan sonu gelmiş olacak. Ben fizikçi olarak power deyince benim açımda esasında son derece net bir kavram var. Sosyal bilimlerdeki güç ya da iktidar kavramı ne kadar merkezi bir konumdaysa, fizikte de güç, enerji o kadar merkezi bir konumda. İş veya enerji kavramlarından bahsediyorum. Biz güç diye fizikte tanımladığımız işin yapılma hızı, zamanla değişimi veya enerji üretiminin zamanda değişimi, yani ne kadar hızlı bir şekilde enerji üretiyorsanız o kadar güç üretiyorsunuz. Gücü düşükse bir üreticinin ona işte enerjiyi yavaş yavaş üretiyor demek, aynı miktarda enerjiyi. Güç ve paylaşım konusu gelince ne diyeceğimi öncelikle bilemedim. Çünkü aslında birbiriyle çok çelişen kavramlar, paradoksal bir şey bu. Bir mühendis açısından bakarsanız. Çünkü tarih boyunca tüm organizasyonlar, toplumlar, insanlar, iş belli bir güç elde etmeye çalışmış. Ama bunu paylaşmanın doğru bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmemiş. 10 sene önce sorsaydınız, 15 sene önce sorsaydınız bu soruyu, güç paylaşılmaz derdim. Ama artık şu anki realitede gücün paylaşılması gerekiyor ve bunun eşit unsurlar arasında paylaşılması gerekiyor. Bir eşitsizlik varsa güç paylaşmaya da ihtiyaç olmuyor. Güç ve paylaşım dediğimiz zaman aslında verginin bu üst kavramla birebir örtüştüğünü, çok karşılık bulduğunu düşünmemiz mümkün. Çünkü vergilendirme hepimizin bildiği üzere otorite esasına dayalı ve güç kullanımına dayalı bir yükümlülük silsilesi. Devletin ana odak olduğu, devlet tarafından uygulanan bir yetki esasına dayalı. Bu esas elbette kaynağını egemenlikte buluyor. Ve temelinde bir gücün yer aldığı, tartışmanın olmadığı, gönüllülük esasına dayanmayan, zorunluluk esasına dayanan tersine bir yükümlülük. Sharing power is good because that way it'll increase our outcomes and that would be a best way to increase our own position, individualistic position at the end of the day, right? So it seems that the most of the debate seems to the discussion developed from the primitive tension to the prudential tension on the relation between power and sharing. The need for more collaboration even between different disciplines because of the over-specialization that we have in different disciplines and the increase of information. So now it's more than ever important for people to start collaborate. We're very far from the Renaissance model of the homo universalis, the same person who knew everything. Yani ben bilimsel üretimde işbirliği, üniversitede işbirliği, evet, knowledge is power, bilgi güçtür ve onun paylaşımı yeni bilgilerin yaratılmasını sağlar. Ve bu iktisatçı olarak, iktisatçı bakışıyla bir iki tür oyundan bahsederiz. Bir kooperatif oyunlar, bir de non-kooperatif, kooperatif olmayan oyunlar. Burada bir kooperatif bir oyundan bahsediyoruz. İki tarafın da çıkarına olan işbirliğinden, tek başına yapamayacağın bir şeyi işbirliği içinde yapıyorsun. Ama tek başına yapabilirsen, tek başına yapacaksın. Yani bunu bir for the greater good, daha büyük bir iyi için, iyilik için yapmıyoruz. İnsan, evet, iktisatçı olarak biz insana bencil olduğunu söyleriz. İlk önce kendi çıkarını düşünür. Bu değişmedi. Yani küreselleşme şu anda
krizlere baktığımızda kriz sonrasında da değişmedi birçok anlamda. Ama bilginin paylaşımı, bir ortak bilgi üretmek, bu elbette ki neden? Çünkü tek başına üretemiyorsun bilgiyi. Güç ve paylaşım benim bakış açımdan bir paradoks oluşturmuyor. Güç ve paylaşım aslında birbirinin, tabii direkt temel bilim araştırma açısından bakıyorum. Arada bir paradoks yok. Bunlar beraber giden faktörler. O kadar çok şey bilmek zorundasınız ki hem onu hem bunu yapma şansınız artık yok. Çok sayıda tekniği bilmek zorundasınız. Sahanızda özelleşme zorundasınız. Özelleştikçe de problem çözme alanlarınız gittikçe daralıyor. Bunun sonunda ne oluyor? Halbuki önemli çözülmemiş hala önemli problemler, büyük problemler. Yani enerjiden bahsedildi, daha pek çok değişik önem sırasında içeren problemlerden bahsedebiliriz.